İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün salon bitkilerimizin veya balkonda baktığımız salon bitkilerimiz de olabilir. Balkonda baktığımız büyük yapraklı çiçeklerimiz de olabilir. Bunların yaprak temizliğinde neler kullanmalıyız? Doğal yaprak parlatıcı nasıl yapılır? Onu anlatmaya çalışacağım size. Çünkü yapraklarında tozlar olduğu takdirde çiçeklerimizin gelişimi güzel olmaz. Hava almadıkları için yaprakları. Yapraklarına enerji harcayamayacak, zorlanacak bitki. Bu sefer renk değişiklikleri, kurumalar, sararmalar görürüz yapraklarda. O yüzden en güzeli yapraklarımızı ayda birkaç kere, 3-4 kere olabilir. Birkaç dakikalık bir iş. Hatta çocuklarımız bu işi çok sever. Eline bir pamuk verin, bez verin. Nemli bir bezle yapraklarının tozlarını aldırttırın. Onlar için de bir sorumluluk almış olurlar. Eğlence gibi olur. Hem de bitkileriniz güzelce temizlenmiş olur arkadaşlar. Ben şimdi bir doğal yaprak parlatıcı yapmaya çalışacağım sizlere. Benim bitkilerimde uyguladığım bir şey. Ama bunu kaktüslerimizde, sukulentlerimizde, menekşelerimizde, tüylü yapraklı olan bitkilerimizde, örneğin yaprak güzeli gibi bitkilerimizde de kullanmıyoruz. Sadece salon bitkilerimizde kullanıyoruz. Kullanmadan önce alt yapraklardan, örneğin şuradaki diyelim ki bir yaprakta denemesini yapın, akşam denemesini yapın, ertesi gün bir bakın yaprakta bir değişiklik var mı? Çünkü her bitkinin hassasiyeti farklı olur. Bir ilk önce deneyelim, ondan sonra yapraklarımızı silelim. Eğer bu malzemeler elinizde yoksa, diyelim ki hiçbiri yok, bir nemli bezle silmemiz yeterli. Duş aldırabiliriz arkadaşlar. Duş aldırdıktan sonra üzerindeki suları bırakmamaya çalışalım. Bazı bitkiler evet nemi seviyor ama her bitki sevmiyor. Bunu zamanla gerçi bitkilerimize baktıkça öğreniyoruz. Ama üzerinde bir nemli bezle alırsak, o suları alırsak çok iyi olur. Şimdi vereceğim tarifte neler var arkadaşlar, ama sakın gülmeyin, çok rica ediyorum. Artık hepimiz bir samimiyet kurduk. O yüzden dolayı ben şöyle göstereceğim size, neler kullandığımdan bahsetmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi malzememizde neler var? 5 yemek kaşığı beyaz sirkemiz var arkadaşlar. Beyaz sirkeyi marketlerde bulabilirsiniz. Temizlik için genelde tercih edilen, şöyle göstereyim. Bu beyaz sirkemiz, şöyle koyayım. Ben şimdi neden böyle yapıyorum onu da belirteyim. Videoların altında bu İngilizce çeviriler var ya. Ben onu hiç bilmiyorum. Bir türlü de yapamıyorum. O yüzden şimdi yabancı arkadaşlar bazen soruyorlar. Hani kullanıyorsunuz bir şeyler. Instagram'dan da mesaj atanlar oluyor. Kullanıyorsunuz ama biz ne olduğunu, malzemenin ne olduğunu anlamıyoruz diye. Belki bu böyle yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Gülmek yok. Sadece biz bizimle alakalı Türkçe olan kısmını önemsiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 5 yemek kaşığı beyaz sirkemiz var. Şöyle koyalım. 1 çay kaşığı arkadaşlar Arap sabunumuz var. Şimdi yurt dışında Arap sabunu bulamayabilirler. Bulamayanlar için de doğal bulaşık deterjanları kullanabilirler. Doğal bulaşık deterjanı veya 1 çay kaşığı Arap sabunu koyuyoruz bu karışımımıza. Bir de şunu şöyle alalım. 1 litre suyumuz var. Suyumuz da dinlenmiş olacak. Veya içme suyu, kireçsiz içme suyu olacak. Neden? Kireçli suda bu sefer yaprakların üzerine beyaz beyaz lekeler bırakacaktır. Şimdi biz bu karışımı yapalım. 5 yemek kaşığı sirkemizi koyuyoruz arkadaşlar. Beyaz sirke olacak dediğim gibi. Bu arada kızım bana yardımcı oluyor. 1 çay kaşığı da Arap sabunu koyuyoruz. İyice karıştırıyoruz. Sonra 1 litre suyumuza ilave ediyoruz arkadaşlar. Bunu isterseniz sprey olarak, bakın benim burada sprey olarak da hazır. Spreye koyabilirsiniz. Spreyleyerek yapabilirsiniz. Ama spreylediğiniz zaman yaprağın üzerinde kalmaması gerekiyor. Bir pamuk veya temiz bir bez yardımıyla onları silmemiz gerekiyor. Güzelce temizlememiz gerekiyor. Karışımımızı hazırladık arkadaşlar. Karışımımızı
Şimdi örnek veriyorum. Kaktüsgillerden para ağacımız burada. Para ağacımıza arkadaşlar su sıkmamamız gerekiyor. Sprey şeklinde su sıkarsak bakın yapraklarda görüyor musunuz lekeleri? Şurada da var. Hatta birkaç tanesini kopardım şöyle göstereyim. Bakın böyle lekeler oluşur. Bu lekelerin oluşmaması için kaktüs, sukulent grubu bitkilerimize kesinlikle sprey yapmıyoruz. Normal su dahi olsa yapmıyoruz. Aloe veramıza kesinlikle yapmıyoruz. Benim koca kızımı göstereyim size şuradan. Aloe veralarımıza da kesinlikle yapmıyoruz. Bakın arkada da neler var görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz dağınık kusura bakmayın balkonda uğraşınca. Onlar bir hafta boyunca dinlenip bitkilere verilen sular. Aloe veranın dallarını da yaparsanız arkadaşlar lekeler oluşmaya başlayacaktır. Normal su bile suyla bile siliyorsanız. Sadece kuru bir bezle silmeniz yeterli. Şimdi spreyleyelim. Spreyledikten sonra da silelim. İsterseniz bir kabın içine koyarsınız bu karışımı arkadaşlar. 1 litre suyla karışım yaparsınız. Tüm bitkileriniz ama dediğim gibi öncelikle deniyorsunuz arkadaşlar. Bitkiniz bir reaksiyon vermiyorsa bunu yapın lütfen. Her bitki de olmayabiliyor ama genellikle büyük salon bitkilerin hepsinde büyük yapraklı kauçuk gibi bu tarz bitkilerin hepsinde kullanılabilir. Güzelce alıyorsunuz. Kızım pamuğu bir gösterebilir misin kameraya? Bakın. Benim bir de Casper'dan dolayı balkonda bakıyorum bu salon bitkilerine. O yüzden çok fazla salon bitkisi evime alamıyorum. Casper'a zarar vereceğini düşünüyorum, korkuyorum. O yüzden birkaç tane salon bitkim balkonda bakıyorum. Gayet de sağlıklı gelişiyorlar. Bu şekilde de yapraklarının tozunu alıp güzelce parlatıyoruz. Hava almasını sağlıyoruz. Daha sağlıklı salon bitkilerimiz oluyor arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yine eğer sormak istediğiniz kafanıza takılan bir şey olursa videonun altına yorumlar olarak yazarsanız geri dönerim muhakkak. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşça kalın.